بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Hürmetli seyirciler, vaktiniz hayırlı olsun. Allah-u Teala'dan isterimiz, niyazımız, umidimiz, tüm amelleriniz ve amellerimiz makbule geçsin. Oruçlar, namazlar, dualar hepsi kabul olur inşallah. Biz Ramazanlık programıydı ve bu programın konularını devam etmekteyiz. Her konuda yahut her neçe konu için bir misafirimiz var. Ustadlardan ya bir tabipti yahut bir kültürlü insan yahut El-Havzel İlmiye Din Mektebinin ustadlarından biridir. Bugünkü misafirimiz, hürmetli kardeşimiz Semahat Şeyh'il Ustad, Şeyh Kasım Muhammed Cenabıları'dı. İnşallah bu şeyh ile Kur'an'ın mucize olması hususunda ve bu mucize olması dolaylarında bazı sözler konuşacağı, bazı sorular soracağı Semahat-ı Şeyh'e, Semahat-ı Şeyh'ten ve cevaplar alacağı inşallah. Şeyh'ine hoş gelipsiniz. Hoş gördük. Allah razı olsun. Allah amaliyiz kabul etsin. Cemi Müslümanlardan beraber. Sizinle beraber inşallah. Kur'an-ı Kerim mucizadı. Tabi biz bu ayda yaşamaktayız. Kur'an ayıydı. Hasaten Leylatul Kadir'de Kur'an yani bir defalık olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in mübarek kalbine. Yani Ramazan ayı, Kur'an ayı, ibadet ayı, her bir cev-i ruhani ve ibadet cevlarının ayıydı. Kur'an-ı Kerim mucizadı bilindiği gibi. Ama mucizesi neydi Kur'an-ı Kerim'in? Fakat belagasıydı ki o zaman Arapler belagada, şiirde çok yükseldiler, fasahatta. Yahut belagadan ayrı bir mucizeleri vardır. Bunu zahmet olmazsa bildirseyiz birinci sorumuzdu. Memnun olarak Cenab-ı'zdan. Ondan bundan sonra da inşallah geçeceğiz başka bir sorulara. Memnun sizden. Bilirsiniz ki her peygamberin bir mucizesi var idi. Hazreti İsa aleyhisselam ki ölüleri dirildirdi. Hazreti Musa aleyhisselam ağacın atanda ki neticede bazı işler görerdi o ağaçtan. Thu'banun mubin. Her peygamberin bir mucizesi var idi. Neticede bizim de peygamberimiz salavatullahi ve selamuhu aleyh meb'ûs olundan sonra gerek bir mucizesi olsun. Mucizeden de maksud odur ki bir şahıs iddia edende Allah tarafından meb'ûstu gerek bilintirsin bazı yollardan ki başka insanlar acizdiler o özü getirdiği sözlerden, özü getirdiği dinlen. Buradandı ki Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu Kur'an ki özüne nazil olubdu mucizesi sayılar. Yani insanlar acizdiler ki Kur'an'da olan şeylerden nazarını özlerine benzeyeni getirsinler. Ne acep Kur'an oldu şeyhine mucizesi peygamberimizin başka bir şey olmadı. İsa aleyhisselamın yubri'ul ekmehe vel abrasa ve yuhyi'l mevta bi iznillah. Musa aleyhisselam fe alka asahu fe idâ hiye thu'banun mubin. Vesaire peygamberler ama bir illet bir hikmet ma'lum. Hikme ma'luma vardır ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizesi Kur'an'ıydı. Yahut mesele fakat belagada mahsurdu, munhasırdı. Yani evvelen bu sual İmam Hadi'den aleyhisselam sorunur. İmam Hadi aleyhisselam cevap verir ki Hazreti İsa'nın vaktinde ona göre fenn-i raic tıp buydu. Hazreti İsa'nın da mucizesi bu mevzuda oldu. Hazreti İsa, Hazreti Musa'nın zamanında fenn-i bari ve zahir sihriydi. Hazreti Musa aleyhisselam bir mucize getirdi ki onu da kaza edebilsin sihrin üzerine. Bizim peygamberimizin zamanı vaktinde fenn-i bari Arapler içinde ki meşhur uydular, demek olar özleri kiminle ondan evvel gelmişti ve ne de ondan sonra ibaratıydı ki fenn-i fasaha vel hitaba vel belaga.
Arablar ma'ruf uydular şiirlerinde, fasahatlarında, belagatlarında. Velidalik hikmet iktida etti. O zaman da Peygamberimiz bu fasahat, hitabet, belagat hususunda bir şey getirsin ki onu da galebe etsin zamanında olan fenni bariz bari'a. Tabi'an demek olar izafı edebilir, izafe edebilir bu mevzuun üzerine. Ennehu Peygamberimizin dini çünkü nen hatemdi. Mucizesi de gerek hatem kalsın. Bima'na gerek her zaman Peygamberimizin bir mucizesi olsun. Ve bittali yok öz zamanında getirdiği mucize. Halid bir mucize olsun. Halid bir mucize olsun. Fe hatta Peygamberimizin mucizesi halid olsun. İhtiyaç oldu bu mucize bir kitap şeklinde gelsin. Ona göre kitap edebilir kalsın. Kur'an kalmalı bir şeydi. Bu yüzdendi ki Kur'an-ı Kerim tahaddi edir. Tahaddi edir bütün insanları muhtelif zamanlarda ki eğer edebilseyiz bu Kur'an kimin? Kur'an'ın bazı sureleri kimin? Sure getirin. Tahaddi etti Kur'an o zamandan ve inniye kadar caridi tahaddisi kıyamete kadar da cari olacak. Ve lezalik nece ki hakikatimizde de İnşallah işare ederek bu mevzu'a her asırda Kur'an'ın bir sözü var demek için. Her asırda o zamanda bariz şey nedir? Kur'an edebilir, o zamanda tahaddi etsin o insanları ve bittali ispat etsin ki o asırın insanları acizdiler. Kur'an'da olan gibi mevzu'at ve matalip ira etsinler. Kur'an'ın mucizelerinden, belagadan ayrı bazı şeyler de vardı. Onu da tahaddi edirdi. Mesela ademil ihtilaf sözlerinde, ayetlerinde hiçbir ihtilaf olmasın. Yahut akhbaratul gaybiyye, gaybden haber vermeleri. Ve eski milletlerin, geçmiş milletlerin haberlerini, kıssalarını konuşmakta. Bunlar aynı Kur'an'ın mucizelerindendir yoksa yok. Naam. Eğer icaza versey bu dediği eğer bunlar tafsilen konuşsay bəli, bu dediği mevzulara, unvanlara yavaş yavaş tatarruq edir. Kur'an-ı Kerim tahaddi edende bütün insanları bu ayeyden deyir ki قُلْ لَاِنْ اِجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْاِنْسِ عَلَى اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا İnsanlar acizdiler ki Kur'an'ın nazarını getirmekten. Birinci mevzu'ta belagat hususunda yeri var bir ki misal zikredagın hatta vadih olsun ne şekilde Kur'an'ın belagatı, fasahati ve esasen Kur'an'ın ayelerinde bir lehin, bir nagma, bir musika var ki müessirdi insanın ruhuna ve aklına. Bu nagma ki Kur'an'ın ayetlerinde var, görürsen ayrı bir sözlerde, ayrı bir kelimelerde bir böyle nagma yoktu. Tabi nagma neyden hasıl olar? O tenasuk var. Kur'an'ın cümleleri ara yerinde, kelimeleri ara yerinde, belki o harfler ki, o harfler ki intikab olublar, o nuh kelime intikab olup bir mananı ifade etmek için kamilen münsecimdi o manaydan. Ve bittali bir tenasuk ve bir musika vücuda getirir ki müessirdi bu zamana kimin? Görürsen insanın ruhuna, nefsiyatına. Ve lezalik birisi nakledir, ahad kibaril ulema, deyir ki Avrupa'dan bu kadıya bizim için yetirdi. Ki orada bir yer var, indi nefsi, hastası olan kimseler orada yığışırlar. Yani indi darül mecanindi, ona benzeyen bir yerdi ki nefsi ve akli meşakili olan kimseler orada yığıblar. Deyir bunlar için tecrübe etmek için getirdiler. Muhtelif lehenleri, musikaları, kelimatı kurdular. İncil'i kurdular, dinlettirdiler özlerine, Tevrat'ı kurdular, ayrı bazı klasiki musikaları ve bittali Kur'an'ı da getirdiler. Bir mülahaza ettiler ki bu cemaat için Kur'an lehnini vaktiki kurdular, eşittirdiler özlerine Kur'an'ın ayetlerini güzel bir sesten lehinden. Ondan sonra ihsas oldu ki bunların halatında bir tahassün görsenir. Tesir etti nefsiyen bunlar. Nefsilerine bağlı. Ve lidalik o zamanda o kimseler ki eleddil muanidindiler peygambere ve dine görürsen müteessir olurlar. Kur'an'ın ayetlerini eşidendeler. Bilirsiniz ki Velid ibni Akaba ev Ukba bu şahısların birisidir. Velid ibn Mughira? Velid ibn Ukba.
Bəli. Mütəəssir olur vaxtı ki eşidir Qur'anın bəzi ayətlərini elə dərəcə qəlbi imşaq olur. Qəlbi imşaq olur ki qorxurlar üzərinə. Qureyş və başda çəkənlər ənəhu bu mümkündür müsəlman olar. O özdə bariz bir şəxsiyyədir. Elə dərəcə Əbu Cəhli göndərirlər yanına. Əbu Cəhl gəlir bunun həqiqətən asabiyyətini, həmiyyətini itharə edir. Bunun amualını, nəsəbini və kədəlik məkanatını, mənzilətini sayır qarşısında səbil itharə etsin özün və nəticədə mütəəssir olmasın Peyğəmbərə və oxuduğu Qur'an'a. Ondan sonra Əbu Cəhl deyir özünə ləqəd səbiə. Tabiən Qureyş bir şəkil əm deyirlər özünə ləqəd səbiə. الوليد يعني براز عقل دو طرفة ها يعني ديننا تشخب أز دينمزدن ايري بر دينة جيرجاك محمد طرف ها ولا يصون قريش أجب لجت سي وش وش قريش أفراد أدملار بشكل متأثر ولا جاختلار محمد ديننا صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك أبو جهل بسوز لار ديننا صورة أزنا كدير قومي سنن راضي olmaz مگر بير سوز ديسن قرآنن حقنده كي bilintirəsən, sən razı döyüksən və mütəəssir döyüksən bu Qurana. Görgünən Vəlidin sözünə. Vəlid deyir ki, bilin, mən sizi içinizdə ləalləhu madmun həkəti budur. Yoxdur mənim kimin içinizdə bir nəfər məalim olsun şiirizə, rəcəzizə, qasidəizə, bəl hətta əşəril cin. Bu mövzularda mən həbbiyizdən bərtər və üskəqəm. Lakin bu oxuduğu sözlər heç bu saydığım şeylərə bənzəmir. Bu oxuduğu ayətlər bunların hapsından fərq edir. İnnəhu yə'lu və la yu'la aleyh. İnnə li qavlihi lə haləvə və innə aleyhi lə taləvə. Bu sözləri deyəndən sonra Əbu Cəhil deyir, faydası yoxdur. Gərək bir söz deyəsən, bilintirəsən ki, Muhammeddən döksən. Və lidəlik, deyir, məcəl ver mənə düşünün. Düşünəndən sonra gəlir bu sözə. Qur'an güzəl bir şəkildə surət-ül müddəttirdə təsvir edir ki, Vəlid nə sözlərə gəlir? İnnəhu fəkkərə və qəddər, fəqutilə keyfə qəddər, thümmə qutilə keyfə qəddər, thümmə nəzərə, thümmə əbəsə və bəsər, thümmə ədbərə və istəkbər, fəqalə inhədə illə səhrun yüqtər. Hətta infialın çəhrəsinin də, şinməğinin də vasıf edir Qur'an, thümmə əbəsə və bəsər zənn edərsəm. Sözü qalmır, məgər ki, bunu deyəsin. Ənəhu, Muhammed deyədiyi sözlər sihirdilər. Ona görə görmüsən ki... Amma sihrun yüqtər, başqa bir sihirdir. Nəəm. İnsanla öz uşaqlarını, öz əhlətini araşılır bir-birindən. Bələ bir qovatlı sihirdir. Və bu, tabiən, bir kimsənin sözüdür ki, ittiham etsin müqabili sihrə, ki, bir hiləsi qalmır, bir cevabı qalmır müqabili etsin o sözlərdən. O şəxistən nəticədə əlində bir çara qalbiyyəndən sonra ittiham edəcək özün ki, bu söz sihir sözdür. Bu iftiraya bühtənə başlayırım. Və lidəlik, Qur'an bu şəkildə təəthir edirdi. Ləhnidən, bəlağatidən, fəsahatidən. Qoy, bu qıssaya da işarə edəqin. Seyyid Qutub, Fi Zilalil Qur'an kitabında işarə edir. 2-cü cüzüqtə, deyir, biz bir dəfə 6 nəfər müsəlman Baxirədə, Səfinədə gedirik Amerikaya. Deyir, ayrı kimsələrdə var səfinədə bir təbə bizimlə. Cümə günüdür, cümə xutbası verdim özləri üçün, ondan sonra cümə namazı qıldıq, av cəmaət namazı. Deyir, qılandan sonra bir arvat gəldi, yoğuz ləfiyyədir. Deyir, bu yığılır, mütəəssir olub. Deyir, gəldi, deyir, mən çox mütəəssir oldum o zaman ki, gördüm sizi xas bir xuşu halatiyiz var namazıyızda və bu taqsiyizda. Bu nöq gördüm xuşu'yüzü, mütəəssir oldum və özümü tuta bilmədim, başladım ağlamağa. Amma gəlməğim yanizə bu səbəbə dögül. Tabiən bunu deyir, özü bir kimsədir şüiyyət əlindən qaçır Amerikaya. O vaxtda şüiyyət gəlir Yoğuzlafiyaya, bu şüiyyətin əlindən qaçmaq üçün üzləşib Amerikaya. Deyir, amma gəldim yanizə, yox bu səbəbə ki xuşu'yüzdən mütəəssir oldum. Gözkür özü də məsihiyyəymiş, mütədəyinəymiş ilə axıq. Şəhələ, affedəsəm, bu səbəbi inşallah fasıldan sonra bilintirsən bizim üçün. Saygıda gər seyircilər qısa bir aranın ardından inşallah sözümüzü davam edəcəyik. Müzik
Evet saygı değer seyirciler bir daha döndük konumuza ve hürmetli misafirimize Semahati Şeyh Kasım Muhammed Cenabları. Semahati Şeyh konuşurduyuz. Merhum Seyyid Kutub'un o naklettiği kıssanı ki Bahire'de olmuştu. Fe eden deyir bu arvat ki ibraz edilir. Ben geldim yanınıza ayrı bir illet sebebine. Deyir ki konuşandayız. Ben ihsas ettim ki sizi dilinizde has bir nağme var. Ma'annehu ben dilinizi bilmirem. Ayrı bir dildi. Lakin bir nağme var sizi dilinizde, lugayizde. Ve bu konuşmağızın arasında bazı cümleler eşittim ben. Bu cümlelerin has bir nağmesi var idi. Hala o dilinizin nağmesinden de fark edirdi. Lahni. Ve bittali o nağme ki dilinizin o cümlelerde var idi, çok tesir etti bana. O has kelimeler, has cümleler bazen zikredirdi özlerini. Bir lehen var idi özlerinde ki bana tesir etti. Tabii tesir etti maneviyen. Yani insanı hakikaten Allah tarafına... Fakat biz eşitmek tesir etti özünü bana. İzen... Hala manasını bilmeden. Manasını bilmeden. Feyden bu birinci mevzu Kur'an'ın hakikaten mucizesi hususunda ki Kur'an'ın has lehni var, musikası var ve çok da nağması var, tesir eder ruhiyasına buradan malum olur ve çok da şevahed var ama daha biz intikal edek ikinci mevzu'a. Bəli, Semahati Şeyh, Kur'an dedik mucizesi, tahaddidi, belagat ile ve ademil ihtilaf. Ve gaybten haber vermesi ve beyan tarihul mazin. İndi ademil ihtilaf. Levecedu fihi ihtilafen kethira. Kul lev kâne min indi gayrillah. Min indi gayrillah. Levecedu fihi ihtilafen kethira. Ma'lum olsun hayatımız hayat maddiye, hayat tekamül. Her insan öz hayatında bunu hisseder. Ki bir günü geçen günlerden fark eder. Her insan görsen eğer desey özüne bundan 5 yıl evvelki afkarı ne şekilde tabit kalıp yoksa yok göresen bazı afkarı da ekşinip. Bir nefer eğer alim ise kitap yazıpsa bundan 20 yıl evvel görsen indi isteseler o kitabı tab etsinler ister iadet nazar etsin. Bazı afkarını da ekşer. Da ekşer, tasrih eder. Naam, bu bir kanundu, istisna yoktu özünde. Ki insanın afkarı, ulumu, kanaati hakikaten tavrı tekamuldadı, tavrı tegayyurdadı. Ve lidalik naklederler alimlerin birisinden ennehu gençliğinde bir kitap yazıpsan bunu tab edagın. Dir dedi, imma benim adıma tab etmeyin özünü ve imma ki yazın alim bunu gençliğinde yazıp. Ona göre insanın afkarı ara yerinde gençlikten büyüklükte çok fark var. Çok fark var. Şimdi söz buradadır ki bu kaideden hiçbir insan müstesna değil. Lakin gelginen bu Kur'an-ı Kerim'e ki 23 ilin zarfında nazil olup o da muhtelif zuruflarda bu ayeler nazil olup zuruf-ı sefer, zuruf-ı hadar, zuruf-ı harb, zuruf-ı silim muhtelif zuruflarda haletlerde ki o haletlerin her birisi mümkündü insanın nefsiyatına tesir etsin ve bittali bazı kanaatı olsun, bazı afkarı olsun ki ayrı bir zurufta o afkarı da ekşinsin. Lakin bir rağım min zalik bu ayetler ki 23 yılın zarfında nazil olublar, Kur'an'ın bu başından o başına kimin ara yerlerinde bir ihtilaf görsenmeyip, ara yerinde bir tadat birisi birisini vursun yoktu. Ne malumat canibinde ve ne de nağme, fasahat ve belagat hususunda. Hiç kimse demeyip ferzele Kur'an'ın o ayetleri, o suretleri ki Mekke'de anıp fasahati, belagatı fark eder. O ayetlerden ki Medine'de anıp. Ya ahir ömründe ayetler ki nazil olup fark eder o bidayet bi'tede enen ayetlerden. Kur'an'ın hakikaten ayetlerine bakanda bir tenasuk var ve kamil ayetleri görürsen bir nesekte bir şekilde belagat tarafından, fasahat tarafından ve hem de içinde olan malumat ki haber verir. Kur'an-ı Kerim görürsen baştan başa geçen peygamberlerin kıssalarından konuşan da ama ara yerlerinde bu mavaritlerin bir ihtilaf yoktu.
Belə diyor ki, Hazreti Kıssanın kadıyı, Hazreti Musa'nın kıssasını nakledende Mekke'de bir şekil tasvir edir. Ama Medine'de nakledende ayrı bir şekil tasvir edir. Ve hakada. Feiden Kur'an'ın içinde ihtilaf olmamak bütün cevanipte bir büyük delildi ki Kur'an-ı Kerim insan hakikaten yazmayıp özün ve menşai masdarı insanın akli fikri dögül. Ve innema masdar gaybidi Kur'an'ın masdarı ve bittali ki bu zuruflarda Kur'an'da ihtilaf görsenmir, vücuda gelmir. Mutlaka. Mucizelerinden biri gaybiyetten haber vermek. Bir müstakbelden konuşur bazı, yani öz zamanında Kur'an-ı Kerim bazı gaybi müstakbelden, müstakbelin gaybinden haber verir. Bazen de çok kıssalarda eski milletlerden haber verir. Ad, Samud, peygamberler, Nuh, Adem ve ila ahirihi. Kur'an-ı Kerim hakikaten nakledir geçen ümmetlerin, geçen peygamberlerin hayatlarını, kıssalarını. Bir şekilde tasvire çekir, bazı tafasil ve cüz'iyete işare eder ki ne o zamanda Kureyş, bel bütün Arablar Cezire-i Arabiye'de haberleri var idi o tafasilden, bel hatta ehli kitap ki ma'ruf uydular geçen peygamberlerin tarihini hıfz etmiştiler, naklederdiler. Hatta onların yanında o tafasil yok idi. Kur'an-ı Kerim buyurur tilke min enba'il gayb nuhiha ileyk ma kunta ta'lemuha ente ve la kavmuke. Ne Hazreti Peygamber özü ve ne de kavmi ve ne de hiçbir kimse haberleri yok. Haberleri yok idi o tafasilden. Ve lidalik buradan bu mevzu'a işare eder. Kur'an-ı Kerim tahaddi edende der ki وَإِنْ كُنْتُمْ اَوْ اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ. Neçi ayet var bu mazmunda? Birisi budur. Tehaddi edir özlerini ki eğer inanmırsayız bu Kur'an Allah'tandı. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ. Şimdi maksud min mithlihiden nedi? Ki ma'na var burada? İmma بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِ سُوَرِ الْقُرْآنِ وإما فأتوا بسورة من مثل هذا الرجل من مثل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عند بو كينجي معنى يتركز محمد getirdiği sözlerden bir söz geldi. Yani bari. Muhammed kimin bir neferden edebilirseniz eğer bu şekil sözler sadır eleyin, nakleleyin. Bu neye işare eder? İşare eder buna ki bu şahıs sizi içinizde yaşadı 40 yıl. Ve iyi bir şekilde de tanırdıyız özünü. Bilirdiyiz ki ne bir muallim elinde ders okuyup ne bir medreseye gidip ha ne şiir bilen idi ne kitap yazan idi. Bu mecaletlerde naam ummi racul ummi bu mecaletlerde hiçbir imtiyazı yok idi üzerize. Nece oldu bir defadan 40 yaşına yetirinden sonra başladı bu maarifi bu malumatı bütün mecaletlerde zikretsin ve nakletsin. Feiden bu fi haddi zatihi mu'cizade. Ki peygamber kimin bir ummi kimse bu malumatı nakletsin. İtham eden bazı işgal irade edenlere ne demek olar ki? Diyorlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mesela Salman el Farisi'den aldı. Yahut Şam'a giydirdi. Bir av iki defa gitti Şam'a ticareye rubbama. O zaman bazı ahbarlardan aldı bu malumat. Ma'kuldu, mümkündü. O bir dinlerin yanında, dinlerin ahbari yanında Yahudilerde ya Hristiyanlarda var idi bir böyle malumat ki kasaten hakaik kevniye meten yahut müstakbelden haber vermek. Bak malum olsun Kur'an buna işare eder. Yekulun innema yuallimuhu beşer. Bu ayet zahiren ev bazı tefsirlerde işare edir ki ittiham edirler özün Salman-ı Farisi aleyhirrahme peygambere bu malumatı nakledir. Ona göre Salman-ı Farisi hem ehli kitaptan hakikaten oturmuşuydu, yaşamışıydı ve malumatı var idi. Lakin Kur'an özü güzel bir şekilde cevap verir. لِسَانُ الَّذ۪ي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ اَعْجَم۪ي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَب۪يٌ مُب۪ينَ. Evvelen Salman-ı Farisi aleyhirrahme Medine'de Müslüman olur, iman getirir peygambere. Demek olar eğer peygamber istifade edirse Salman'ın ulumundan, istifade eder özünden Medine'de gelenden sonra.
Lakin 13 yıl Peygamber Mekke'dedi ve demokalar Kur'an'ın çok sureleri Mekke'de orada nazil olup. Suret-i Meryem Mekke'de nazil olup. İden bunları Peygamber Ekrem kimden alıştı? Salman-ı Farsi o vakitte Müslüman döküldü ki Peygamber'e örgütsin o malumatları. Bu bir. Saniyen Salman-ı Farsi indi malumatı nakletti özlerine. İndi Salman-ı Farsi o malumatı nakletti özlerine ki ehli kitaptan örgütmiş idi. Lakin Kur'an'ın dilinde olan o fasahat, belagat ki Salman-ı Farsi aciz idi ondan. Ona göre dili acamiydi, Farsiydi. Lakin Kur'an'ın dili Arabi mubin. İzafeten ila zalik. Aslan ehli kitabın yanında olan ulum ve malumat cevheriyen ve kamil bir şekilde muhtelifti. O ki Kur'an-ı Kerim nakledi. Öz aralarında yahut Kur'an-ı Kerim'den. Kur'an-ı Kerim'den kamil bir şekilde fark eder ehli kitabın yanında olan malumat. Bir misal uğrak bu hususta. Kur'an-ı Kerim Hazreti Davud'dan peygamber tabir edir. Selamullahi aleyh. Ondan sonra kıssasını bu şekilde nakledir. Ki iki cemaat geldi yanına iki nefer. Dediler hasmani baga ba'duna ala ba'd. Fahkum beynena ve la tuştut. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب أريه اللارن ده بر منازع عوار قال لار حزرة داود عليه السلام حكمتسن أريه اللارن لكن حزرة داود سلام الله عليه استعجالتي بو سوزة قال ده لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه حزرة داود استعجالتي بو حكم صادرتي أو بو سوزة دي ده ولذلك ondan sonra multefit oldu. Multefit olunca Hazreti Davud aleyhisselam başladı yığlamağa. Ve zanna Davud enma fetennah festagfara rabbahu ve kharra raki'an ve anab. Bizde bu illetti. Av Kur'an bu şekilde beyan eder ki Hazreti Davud niçin tövbe etti? Niçin istiğfar etti? İllet budur ki isticâl etti bir mevlitte kaza etmekte ve hüküm sadır etmekte. Ama ehli kitap yanında av bazı Yahudiler yanında Hazreti Davud'un kıssasını ayrı bir şekilde bayan edirler. Davud niçin yığladı? Ona göre komşusunun arvadına nesteciru billah aşık oldu. Ondan sonra kişisini herblerin birisinde öldürdü. Ondan bu iftira, büyük iftiraat. Bunlar Allah'ın peygamberine. Estağfirullah Rabbim. Bunun ihtilafı çok Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu idem. Ben. Naam. Feiden ehli kitap ayrı bir şekilde peygamberlere nezer edir. Ayrı bir şekilde peygamberlerin tarih hayatlarını nakledir. Ama Kur'an'da olan cevheri bir şekilde fark eder o malumatlardan. Ama o ikinci ittiham zikredirler ki peygamber Şam'a gitti ve bittali özü mübaşaraten ehli kitaptan mülakatı var idi ve ehli kitaptan aldı bazı malumat. Malum olsun bunun ispat etmeği, avret etmeği çok zahmet döktü. İnsan peygamberin sirasına, tarihine dönerse müşahede eder. Nakledirler ki peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem iki kereden fazla Şam'a sefer etmedi. Birinci defa 9 yaşında ya da 12 yaşındaydı. Ammisi Ebu Talip'ten sefer edir Şam'a. İkinci defada 25 yaşında olandan sonra Meysere'den Hatice'nin aleyhisselam'a gulamı. Bu adlı bir kimseyden sefer edir Şam'a. Ama acib bir tafasil zikredirler bu ki sefer için peygamberin. Evvelen böyle bilintirir ki aslan peygamberin macali yokuydu. Bu seferlerde ki edebilsin ehli Şam'dan ev ehli kitaptan Şam'da bazı malumat alsın, dini malumat. Ki sonradan o malumattan istifade etsin. Bu bir vakit de ister tabii. Evvelen böyle vakit yokuydu. Aslan bir şey diyor. Birinci seferindeki 9 ya 12 yaşında da ammisiyle gidip böyle nakledirler ki vakti ki kafile yetirir orada bu hayra bir rahipti onun savmaası ma'badi yanına. Kafile oraya yetirende bu rahip görür bu şahsın av bu uşağın başı üstte bulut çobalır. Hara gelir bulut özüden oraya gelir. Bunu görende ona göre bunlar ya'rifunehu kema ya'rifune ebna'ahum. Bunların kitaplarında, Tevrat'ta, İncil'de vasfı yazılmıştı peygamber. Hem vasfı ve hem de ismi. Affedersiniz siz şeyhine bu rahibin meselesinde durak fasılden sonra inşallah devam edersin. Hürmetli seyirciler,
kısa bir aranın ardından sözümüzü devam edeceği bizimle kalın. Evet, saygıdeğer seyirciler, bir daha döndük konumuza ve hürmetli misafirimiz Şeyh Kasım Muhammed'den eşiteceğimiz sözlere ve cevaplara. Semahati Şeyh deriz, Bahira ya Buhayra adlı bir rahip, Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem göründü özüne ona ve görürdü bir bulut bunun üzerinde gelir. Yani Peygamberin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Feyden bu şahıs gelir Ebu Talib'in yanına aleyhisselam. Başlır konuşmaya Ebu Talib'den ve bu uşaktan, Peygamberimizden. Başlır sual sormaya Peygamberimizden. Ki seni yatmağı ne geldi, gündüzü ne geldi, muhtelif suallar. Peygamber-i Ekrem de o uşaklık merhalesinde cevap verir. Cevap verdikçe ki ennehu bu müteekkid olur. Bu avsaf, alamat ki kitablarında gelip ahir zaman peygamber için tatbik olur bu uşağın üzerine. Ve lidalik ahirde istir ki yecidunahu mektuben indahum fit-tevrat. Fit-tevrat. Yani bilirdiler avsafı var idi, vasıflar var idi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem İncil'de, Tevrat'ta bel. Naam. Ve lidalik ahirde deyir beli aç, belin açır peygamber-i ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Belinde bir alamet görür ve fiilen onda daha ihraz olur yanında. Ki ne ki bu ahir zaman peygamberdi. Bu ne bil mev'udtu ki kitablarında gelip. Ve lidalik tekbil edir, öpür peygamber ekrami. Sallallahu ondan sonra Ebu Talib'e deyir. İstirem senden seri bir şekilde döngünen. Öz memleketiye buranı terk ele. Eğer burada Yahudular mültefit olsalar bu alametlere kimen mültefit oldum? Öldürürler. Bunun için bir şer düşünecektiler. Ve bilfiil böyle naklediler Ebu Talib aleyhirrahme seri bir şekilde Peygamber-i Ekrem'i o kafileyden döndürür bittali Mekke'ye. Ona göre korkur üzerine. Ve lidalik malum olur ki bu sefer ki Peygamber gelir Şam'a evvelen o uşaklık ömründe böyle imkanat Peygamber için yoktu hakikaten ki Peygamber-i Ekrem edebilsin hakikaten. O muhtasar fetrede ve o uşaklık ömürde istifade etsin. Şam'da kalmağında ehli kitaptan bazı ilimler örgeçsin. Ama ikinci seferi Peygamber Ekrem'in 25 yaşında. Aleyhi ve sellem, 25 yaşında olanda Hatice'nin gulamı Meysere'yden gelir. Ve aynen böyle nakledirler ki orada bir rahip müsadefe edir peygamberden ve bittali ala emin nübüvanı görende özüne konuşur özüden ve neticede Meysere dönenden sonra Hatice için nakledir ki biz bir rahipten muacih olduk ve o rahip bu şekilde konuştu bu şahıstan Muhammed'den sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve lidalik nakledirler ki ondan sonra Hatice takdim etti ki istedi Peygamber-i Ekrem alsın özünü. Ve bil fiilde bu kadıya olur. Feiden Peygamber-i Ekrem iki defa aşama sefer edir. Ve hiç imkanı yok idi. Bu iki seferde Peygamber ehli kitaptan bazı şeyler örgeçsin. Ki o şeyler esas olsun Kur'an için. Ve neticede Kur'an'da gelen malumat için. Hususen ki Kur'an'da gelen malumat muhtelif mecaletlerdedir. Ayat kavniyesi. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإذن كوني آيات لاروار أنفس آيات لاروار geçen ümmetlerin tarihinden konuşur Kur'an ve gelecekten konuştu, müstakbelden bazı haberi verdi. نعم. Elif lam mim gulibet Rum mesela. فإذن bu موضوعada intikal edek أنه قرآن تحدي إدير بتون إنسان لارا عبر التاريخ مختلف مجالات لرده تحدي إدير فصاحت بلاغته ذكر التغي علوم لرده خبر ويردغي geçen أمتلارن تاريخنن وبرد تحدسي قرآنن بتون إنسان لارا بخصوص داده كي قرآن كريم بعض شيلردن خبر ويرر بالفعل أو شيلر تحقق طابر قرآن كريم صلح الحديبية ده مسلمانار چن
bu şekilde beşaret verir. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ إن شاء الله آمنين. Bu kelime ahirden vasattadı. فَإِذَنْ Kur'an-ı Kerim Sulhul Hudeybiye'de Müslümanlar ki hususen bazı rahat olur. Ki biz bu uzun mesafeni geldik, istirdik Mekke'ye girek. Ama sen indi sulh etti, bizden istesen ya Resulallah dönelim bir de Medine'ye. Nerahat olurlar. Lakin Peygamber Ekrem bu şekilde ayağını okur özler için. Başarat verir özlerine ki müstakbelde girensiz. Mekke'ye aminin muhallikine rûsakum ve mukassirin. Ve bil fiil gelen il av ki il sonra tahakkuk tapır Peygamberin bu nubuati ve verdiği haber. Bu bir mevritti mesela. Ayrı bir müsteşrik olabilsin tapılar. Bir dinsiz diğer bu Khabiriydi Muhammed tahlil siyasiliye müstakbel tahlil edirdi. Tahlil etti. Bildi gün geldi özü kuvvetlenir ve döner Mekke'ye. Avvalen eğer tahlil ise muhallil kimse edebilmez bu şekilde salabetten ve bidırsın kat'i. Ekid bir şekilde desin. Kat'i bir şekilde bir şeyden haber versin. Thaniyen bu haber vermeye bir mevzuhta tahakkuk tapır. Ki mevzuhta, üç mevzuhta. İmkanı yoktu. Eğer bir nefer muhallil ise, av kahin ise, av mütenebbi ise bu şekil ihbaratı müstakbelden hapsi gerçek çıksın. Kur'an-ı Kerim bu şekilde bayan eder. İnna nahnu nezzelne zikr ve inna lehu lehafizun. 1400 il bundan evvel bu sözü Kur'an deyip ki bu Kur'an'ı biz hifz ederiz. Ve bil fiilde 1400 ilde Kur'an mahfuz kalıp ne tehrif var özünde ne manevi bir şekilde, ne laf alfazında ve ne de hiçbir şeyinde. Ve bu kadar da peygamberin düşmanı var idi. Tuğlu tarihte kimse edebilmedi ki Kur'an'ı bir şekilde tehrif etsin. Kur'an'ın kanşarında bazı şeyler getirsin ki neticede Kur'an'a galebe olsun. Ve lezalik Kur'an'ın bu sözü de tehakkuk tapır. İnna nahnu nezzelne zikr ve inna lehu lehafizun. Bazı gelir peygambere deyir ki sen ebtersen. Seni nesli zürriyeti yoktu. Ona göre bir kızı var. Oğlu yoktu. Şimdi oğlu ölenden sonra ya bir şekil am. Asib ibn-i Vail dedi. Naam. Amr ibn-i Asim babası. Bir küçük sure nazil olur. Bayan edir. Mustakbali. Ve ennehu peygamberin mustakbelde zürriyesi ne şekil olacak? İnna a'taynakel kevser. Fasalli li rabbike venhar. İnne şani'eke huvel ebter. Bu seni düşmanı ki ittiham edir sana. Ennehu ebtersen zürriye yoktu, özü ebter kalacak. Ama biz sana kevser vermişik. Hayri kethir. Yani bir kız vermişik sana ki bunun ardından bir azim zürriye yani gelecek. Bu bir tefsir budu ki Hazreti Fatıma-ı Zahra aleyhisselamdı bu. Kevser. Bir meşhur tefsir kevser çünkü bu surede gelipti. Hazreti Fatıma-ı Zahra'dı selamullahi aleyha. Lian kevserin manası el hayri kethir. فبر مهم مصداق بذكي پغمبر ويرلد إنا أعطيناك الكوثر الخير الكثير أنه بقصد وبقصدان وعظيم ذريات قالب كي وإماملار وبالتالي سادات حسن حسين والنصر والارن ذريات نعم وإن ديك من سادات عدادن بلا نقل يدر لعله بالملايين دي أجر حساب يتسخ كل كرة الأرضية عدد السادات ما شاء الله ف Kur'an-ı Kerim bu şekilde müstakbelden haber verir. Rum'un da galip ve mağlup olmağından haber verdi. Velhar Rum hardaydı, bunlar hardaydılar. Kim yetirdi bu haberi? Eğer o Mekke meselesinde le tedhulunnel mescidel haram, eğer biri deriyse bu tehliliydi Muhammed'in yanında. Zihniyatı kuvvetliydi, muhallin siyasiydi. Ama Rum hardaydı, bunlar hardaydı. Ayet-i Endi haber verdi, gulibetir Rum. نعم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ويومئذ بضع سنين يعني üçten dokuza kimin طبعا bu ha zaman olur bu bir zamandadı ki hakikaten Fars malum olsun müşriktiler kafırdılar ve neticede mecusidiler Kureyş cemaati bir nuh tenagum hissedirdiler mecusilerden. Özüzlerin daha fazla yakın görürdüler mecusilere, Furslara. Ama fil mukabil Rum ehli kitabıydı. Keennehum Müslümanlar daha yakın uydular ehli kitaba. Bir defadan haber gelir ki ma'rekede
فورس غلبة إيدر روم زارنا. بر معركة واريد بكسر نراسنا. بر معركة واريدة طبعاً بو معركة دا فلسطين والأردنون أرا يرندا. سورة إن شاء الله إشارة إدارخ نفس بو يرن تحديد إتماغ بر بيوك معجزة. أدنى الأرض. أدنى الأرض. بونا سورة إشارة إدارخ. لكن عند بو موضوع تايخ كقرآن مستقبلاً خبر ويرد. خبر ويرد. وخبر ويرد غشي تحقق طابر. فإذاً مسلمان إيش دندلر بقضية يعني. ki Rum mağlub olup ve Furs galip narahat olurlar. Ona göre onlar ehli kitaptılar. Fil mukabil müşrikler tefaul edirler. Ennehu madam mecusiler, müşrikler bu taraftan galebe ettiler. İden imkanı var biz de galebe edelim. Fekeflenirler ve bittali bu halette yaşırlar. Ama Kur'an-ı Kerim bu ayeti nazil eder Allah-u Teala ve bilintirir ki أنه برنتشيل سرى قضية عكس olacak وروم ينجدن غلبة edecek وبالتالي onda مؤمنler مسلمانlar keflenecektir يفرح ويوم يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر نعم. من يشاء فإذا بالفعل برنتشيل içinde bu قضية تحقق طابر بر de Rum غالب oldu eğer o قضيeler ki bundan evvel naklettik مجرد تحليل إيسا فبنددها تحليل قضية سيخت قضية وزاق بر يرده بر حرب olup savaş olup onun kim yetirdi bu haberi ve bu türlü hele müstakbelde de nece olacak tabi vahiydi ne bilsin ki onlar galebe edecek o da bir neçe il sonra hem ilin tehdit etsin bid'a sinin yani 3'ten 9 ile kimin yani 10 ilden evvel قضية عكس olar Rum bir de yengiden yengi bir harpte galebe eder فبو حبس دلالت يدير كي قرآن الكريم خبر ورير مستقبلدن وديدغي شيلر تحقق طابور أحسنتم تاريخ الماضينن دا قونشتيوز بنو دا قونشتو كي پيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم اتهم ettiler سفردة تجارت يولوندا بعضي أحبردن اغراندي بعضي شيلر اندي أدنى الأرض ذي سورة يعني بقى قرآن كريم أدنى الأرض ذي التحديد يدر أبوك عانك روم إلى فرس سواشتلر ويرد بيرديس فلسطين نادي نية أدنى الأرض ذي أدنى وذي ياخن معنى ده ياخن معنى ياخن إفادة إدر دليل ياخن أدنى أقصى أما أدنى برد ne demek شيخنا bu معلم olsun أدنى كلمة'sinin ki معناسı var إما أقرب أو أخفض أو أفضل أخفض أخفض, أخفض. يعني إما ياخن شيئاً تعبير ولا أدنى بال. وإما ألشخ بريدن أدنى تعبير ولا أعلان مقابل ده أدنى يعني أخفض ألشخ بريد بال. بو كي معنى وارد ولبتو أدنى كلمة سجن أما سوز بردادة قرآن الكريم نشن بو منطقدان تعبير يدر أدنى الأرض طبعا قرآن بعض حقائقتان خبر ويرد كي او زمان دا إنسانن إدراكي او حقائقا يترمامشت بلكة 1400 يل بو فترة دا görürsen insan o حقائقي بعض حقائقلار var إنسان درك edebilmeyip o حقائقي ولذلك مفسرler gelendeler tefsir etsinler bu kelimeni av o ayanı ki o hakikate işare edir görürsen bir miktar ihtilafa düşürler her müfessir bir şekil tefsir edir yani şeyhine vaktimiz çünkü çok az kalıp bir dakika imkanı var bir, bu Adnan'ı yani hulasa bir şekilde riyasız yani bunda bir miktar hop söz çoktu hatta söz çoktu. Muhtasarı hatta gelen halakaya terk ederiz inşallah muhtasarı, yani. Muhtasarı budur ki Adnel Ard يعني مفسرler içinde معناسı buydu ki en yakın yer. Ama demek olar ayet buna müsaadet etmez. Yani. Bu tefsir irak bir tefsirdi. Ahfaz yer, alçak yer. Ama ikinci mananı alanda ahfazıl ard bu bir hakikatti ki ahir karında gözüm ilim bu keşfetti bunu. Aha. İlim bunu keşfedir. Tamam. Eğer bunu inşallah macal olduysa gelen konumuzda inşallah konuşarız. Sağ olası teşekkür ederiz. Hürmetli seyirciler bu lahzada konumuz son lahzasında son vaktine gelmiş oldu. Bir daha sizinle görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.